Bir süre önce vatani görevimi yapmak üzere müziğe bir kısa ara vereceğim diyen Ediz, İskenderun'daki birliğine teslim olmak üzere havalimanında görüntülendi. İkinci sayfadan Hüseyin onu askere Dakikalar uğurladı önce dakikalar hatta. önce. Sıcak sıcak görüntüler gelsin. Ne haber? Ne işiniz var burada ya? Seni uğurlamadan gitmek olmaz. Gerçekten. Sağ olun, çok teşekkürler. Biraz geç kaldı. 35 dakika kaldı. Bir an bize kaçıracaksın diye telaşlandım. Evet, işte öğlen şeyine yetişeceğiz. Siyah bir oldu. Olduk bak, saçları da normal haline döndük. Teşekkürler. Gençler sizi bekliyor. Sağ olun. Duygularını anladın. Valla işte, yani çok güzel bir deneyim bizi bekliyor. Vatani görevimizi yapacağız. 3 hafta zaten. 3 hafta sonra görüşeceğiz. Yeni yılı da askerde geçireceksin. Aynen. Sen yeni yılı askerde gireceğim inşallah. Oradaki bütün o taburdaki, bölükteki hem arkadaşlarıma, hem devrelerime, hem de komutanlarıma belki konser yaparım. Heyecan var mı peki? Var var. Heyecanlıyız orada. Ben de bayağı... İskenderun'da yaptım biliyorsun. Gerçekten mi? Ya güzel yere çıktık. Evet, deniz güzel. Deniz kenarında. Cennet'e hoş geldiniz diyorlar direkt. Öyleymiş hakikaten. Şanslıyız yani. Ya çok geç kaldı, gidelim. Teşekkürler geldiğiniz için. Sağ olun. Teşekkürler. Eyvallah. Tutuşmam artık. Doymamış mı öfken, hiç durulmamış mı? Gittiğin yerde kimseler avutmamış mı? Zor, yorulma böyle zor. Gittiğin yalancı, yalanlarıyla kalbini soğutmamış mı? Olmamış mı, doymamış mı öfken, hiç durulmamış mı? Arkadaşımız Hüseyin istihbaratını aldı. Sabah biz yayına girmeye hazırlanırken koştu gitti İstanbul Havalimanı'na ve Edis'i askere dakikalar önce uğurladı. Uğurlamış olduk ikinci sayfa ekibi olarak. Evet, uğurladık. Asker tıraşını olmuş. Saç sertabı eski sarısı. Rengine, civciv sarısından eski rengine dönmüş. Bence bu hali çok iyi gözüküyor. Kesinlikle. Asker dönüşü de burada kalsın. Bir yani. De asker uğurlaması yaptılar. Hani ne kadar gidiyorsun değil mi? 21 sonuçta aylarca günlüğüne. Gitmiyorsun. Evet. 21 gün gideceksin, döneceksin. Göz açıp kapayıncaya asker kadar gelecek. Asker uğurlamasında da Tuba'nın şarkısı çalıyordu. O şimdi asker canı neler çeker diye. Evet. Evet, askerlik demişken efendim, oyuncu Gözde Çağcı askerde olan sevgilisinin yemin törenine gitti ve burada sevgilisinden çok güzel bir evlenme teklifi aldı. İzleyelim o anları. Evet diyecek. Yürüyüş kararı sayılacak. Say! Gözde! Beni etkileyen bir evlilik teklifi görmemiştim. Kesinlikle. Çok güzel bir evlenme teklifi. Şu yemin töreninde kardeşimin yıllar önce askerliğini yaparken yemin törenine Kütahya'ya gitmiştim. Gülşen, hep derlerdi ki insan çok duygulanıyor falan. Ben de diyorum ki neye duygulanacağım da Sorel ve arkadaşları geçerken ben başta ağlamaya. Ben de öyle çok etkilenmiştim. İnanılmaz etkileniyorsun. Gitmiştim.
İnanılmaz etkileniyorsun. Değil ki evlilik teklifi. Bu arada önce ilk evlilik teklifi eden de Gözde. Hatırlıyor musun? Gözde evet. Sevgilisine evlenme teklifi etti. Kesinlikle. Hep erkekler mi evlilik teklifi edecek? Ben ediyorum dedi. Sonra sevgilisinden ona evlenme teklifi geldi ama bu arada Gözde'yi Hazal Kaya'ya inanılmaz benzetiyorlar. Sosyal medyada yapılan yorumlar hep şöyle, neden onlar iki kardeşi oynamıyorlar? Çünkü birbirlerinin kopyasılar. Bakıyorsun fotoğraflara evet. İnanılmaz benziyorlar. Renkleri benziyor. Renkleri benziyor. Artık bu karıştırma olmaz. Bu evlilik ve yemin töreninden sonra Gözde başka bir yere oturdu. Şimdi bu kadar yaratıcı tekliflerden sonra düğünleri nasıl olacak merak ediyoruz. Evet.